Abi, sana bir şey sorabilir miyim? Serap'a yardım etmeyi neden reddettin? Halde sence de çok fazla ileri gitmedi mi? Seher. Her şeyden önce şunu söyleyeyim ki, Serap bunu hak etti. Ayrıca Halide'nin ne yaptığı artık beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi sen bir an önce hazırlan. Bugün notere gidiyoruz seninle. Neden? Gitmeden önce Kara Hasan arazisini sana devredeceğim. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü benim artık ihtiyacım yok. Sen madem ki Adana'da yaşamaya devam edeceksin, senin için düzenli bir gelir olur. Hem kızına rahat rahat para yollayabilirsin. İyi de ben toprak işinden anlamam. İstersen satarsın. Abi, sen tam olarak nereye gidiyorsun? Yurt dışına gideceğim. Bir takım bağlantılar yaptım. Biliyorsun ticaret işi işte bunlar. Niye sordun? Bana yalan söylüyorsun. Hem de uzun zamandır. Rusya'ya gidiyorsun öyle değil mi? Nereden çıkardın bunu? Planları gördüm. Çantandaki. İncirlik üssünün planları. Onları Ruslara satacaksın öyle değil mi? Ha? Seher sen ne söylediğinin farkında değilsin. Eğer herhangi birine bu saçmalıklardan bahsedersen başın belaya girer. Bir laf vardır. Ne kadar çok şey bilirsen o kadar çabuk ölürsün. Beni tehdit mi ediyorsun? Hayır. Seni ikaz ediyorum. Gel. Komutanım. Ankara'dan bir evrak geldi. Gizliymiş. Tamam, çıkabilirsin. İncirlik vakasıyla alakalı Ekrem Çeliker'in tutuklanıp sorgulanması. Ekrem Çeliker. Ben gidiyorum. Bana bir veda etmeyecek misin? Hoşça kal abi. Hoşça kal hemşire. Birini mi bekliyorsun? Hayır. Açın kapıyı, jandarma. Evet, buyurun. Ekrem Çeliker. Benim. Bizimle karakola kadar gelmek mecburiyetindesiniz. Anlamadım, o niye? Karakolda öğrenirsiniz. Şimdi zorluk çıkarmayın lütfen. Tutuklayın. Thank you.
Demek bu çiftlikte artık siz oturuyorsunuz. Evet, satın aldım. Ne zaman? Çok olmadı, geçen hafta. Lütfen kabalığıma verin ama ne kadara mal oldu böyle bir çiftlik? 1 milyon civarı. Tekrar hayırlı olsun. Komutanım, emrettiğiniz gibi. Halide Şahin'in tapu kayıtları ve bankadaki hesap durumu. Bankadaki hesaplarına bakılırsa toplam 10.000 lira parası var. Ama sonra nereden buluyorsa bir yerden para buluyor ve 1 milyon liraya çiftlik satın alıyor. Üstelik planların çalındığı hafta. Yarın Halide Şahin'i bir getirin, konuşalım bakalım. Emredersiniz komutanım. Halide Hanım, jandarmalar geldi, sizi çağırıyorlar. Hayırdır çavuş? Bizimle karakola kadar gelmeniz icap ediyor. Mevzu nedir? Komutanım sizi izah edecektir. Hoş geldiniz Halide Hanım. Buyurun oturun lütfen. Beni niye çağırdınız komutan? Bunlar sizin son 6 aylık banka hesap bilgileriniz. Bunlar da tapudan alınan arsa malumatlarınız. Evet. Ama hiçbir şey anlamadım. Manası nedir? Bu hesaplara göre değil bir çiftlik sahibi olmak, alelade bir ev sahibi bile olamazsınız. Ama nasıl olduysa koskoca bir çiftlik sahibi olmuşsunuz. Üstelik tam 1.050.000 liraya. Hı hı. Peşin ödeme yapmışsınız. Bu parayı nereden buldunuz? Borç aldım. Kimden? Komutan, bunun ne önemi var? Sizi temin ederim, çok önemi var Halide Hanım. Olay son derece ciddi. Sonunda vatan haini olmak suçuyla yargılanmak bile var. Şimdi bu parayı nereden buldunuz? Ekrem'den. Ekrem Çeliker'den mi? Evet. Hala. O nereden bulmuş peki? Bilmiyorum, hiç sormadım. Şimdi gelelim asıl meseleye. İncirlik üstünden planlar çalındı, Ruslara satılmak üzere, duymuşsunuzdur. Yani gazetelerden okuduğum kadar. Bilmediğiniz bir husus var. Satılmak istenen planlar üzerinde tahrifat yapılmış. Yani satılmak istenen planlar orijinal değil. Peki orijinalleri neredeymiş? Bilmiyoruz. Ama benim ilgilendiğim başka bir durum söz konusu. Planlar Amerikalı bir mühendisin odasından çalındı. İsminin Serap olduğunu söyleyen bir kadın tarafından. Sonrasında da 1 milyon lira karşılığında satıldı. Çok garip değil mi? Tam da sizin çiftliği satın almak için Ekrem Bey'den borç aldığınız dönemde. Bu size de ilginç değil mi? Ben de çok şaşırdım. Bu konuyla hiçbir alakam yok benim. Peki Ekrem Bey'in bir alakası var mı? Bakın komutan, biz Ekrem Bey'le kısa bir süredir tanışıyoruz. Ne yapar, ne iş yapar, geçimini neyle sağlar bilmiyorum. Ancak birkaç kez Rusya'dan, planlardan ve incirlik üstünden bahsederken şahit oldum ama o kadar.
Şükür gelebildiniz. Telaşlandık sizin için. Muzaffer uyudu mu? He, uyudu. Şimdi uyuttum. Ne oldu böyle apar topar? Ne diye aldılar sizi? Mühim bir şey değil. Beni iyi dinle Gülzar. Ekrem Bey'le gittiğimiz daveti hatırlıyor musun? Ay, hatırlamaz mıyım ya? O gece benim hayatımın en güzel gecesiydi. Ya kendimi prensesler gibi hissettiğim bir geceydi. Tamam. Gülzar, tamam. Şimdi o geceyi unutuyorsun. Eğer biri bir şey sorarsa... hiçbir yere gitmedik. Geceyi evde geçirdik diyorsun. Aynen böyle söylüyorsun, anlaşıldı mı? Kim bir şey soracak? Gülzar, bana soru sorma. Ne diyorsam onu yap. Aynen bu şekilde söylüyorsun, tamam mı? Hı hı. Tamam, bu sır bende saklı. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.